Tabii özellikle sizlerin de bildiği gibi geçen hafta yoğun bir kar yağışı oldu. Biz tabii geçen hafta itibariyle birçok köy yolunu açmıştık. Fakat malumunuz bu bölgede tipi yoğun şekilde son 2-3 gündür kendini hissettirdi. Dolayısıyla kapalı köy sayımız kar yağmamasına rağmen tipi nedeniyle 160'lara tekrar çıkmıştı. Fakat arkadaşlarımız sağ olsun, ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Şu an itibariyle 45'e indi kapalı köy sayısı. Pazartesi de okullar açılıyor. Büyük ihtimalle eğer şu anda kar gözükmüyor, tipi de olmazsa pazartesiye kadar bütün yolları açacağız ve eğitim öğretime engel teşkil edecek bir husus olmayacak. Şu anda gerek merkezde gerekse ilçelerdeki bütün ekipler şu anda dışarıda. Yani greder ve dozerlerimizin dışında açamayacağı, basit açabileceği yerde kamyonlarımızı bile şu anda görevlendirdik. Tabii yer yer değişiyor. Merkezde bizi zorlayan yerler farklı. Diğer ilçelerde şu anda Kağızman'da dağınık bir bölge olduğu için bizi biraz zorluyor. Merkezde bu yıl çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Yaşamamamızın nedeni de geçen sene yazın ilkbahardan itibaren başlattığımız yol genişletme ve yükseltme çalışmalarımız vardı. Bunun faydasını gördük. Örneğin daha önceki seneler Söğütlü grup yolu bizi çok sıkıntıya sokarken bu sene hemen hemen sıkıntı yok gibi. Önümüzdeki yılda özellikle Kars genelinde, sadece merkez için söylemiyorum, yolu dar olan ve alçak olan bütün grup yollarından başlayarak yükselteceğiz, genişleteceğiz. Böylelikle önümüzdeki yıl bu sıkıntıyı biraz daha minimize edeceğiz inşallah. Zaten geceleri nöbetçi de biz bırakıyoruz, bu kar tipi yoğun kar yağışı olduğu geceler. Mutlaka burada nöbetçi arkadaşımız da oluyor. Onun dışında da gerek destek hizmetleri, gerekse yol şube, hem karayollarıyla, UNKE ile, 112 ile koordineli çalışıyor. Sıkıntılı olduğu durumlarda geceleri özellikle 112'nin ihbarları bizim için önemli. Onların taleplerini öncelikle açıyoruz. Çünkü söz konusu hastalarımızın en yakın acil sağlık merkezine ulaşması söz konusu olduğu için önceliğimiz onlar. Onun dışında da karayollarıyla olsun, UNKE ile olsun, bütün sağlık kuruluşlarıyla irtibattayız. Herhangi bir koordinasyonsuzluk da yok şu anda. İyi bir ekip çalışması şu anda sahada yürütülüyor.